Melisa çayı, Melisa, papatya, nane ve lavanta çayı uykusuzluk problemi yaşayan kişiler için oldukça önemli çaylar. Uyku vücudumuzun tamir süreci de diyebiliriz. Yani vücudumuz aslında bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve özellikle koronanın yaşandığı bu günlerde bağışıklık sistemimizi de kuvvetlendirmek çok çok önemli. Bu nedenle kişilerin uykuya oldukça dikkat etmesi gerekiyor ve mutlaka 7-8 saatin de altında uyumaması gerekiyor. Uyku problemi yaşayan kişiler peki nelere dikkat etmeli diyecek olursak mutlaka serotonin hormonunu vücutlarında arttıracak besinlere yönelmeleri lazım. Muz, kivi, süt, hindi, tavuk eti beslenmelerine ekleyebileceği besinlerden. Aynı zamanda serotonin hormonu gibi çok kıymetli olan bir de melatonin hormonu var uyku sıkıntısı yaşayan kişilerde. Melatonin hormonunu da kişiler kabak çekirdeğinden, bademden, melisa çayından sağlayabilirler. Vişneden sağlayabilirler. Örneğin vişneden yün olarak kullanabilirler eğer ki uyku sıkıntısı yaşıyorsa kişiler uyumadan önce. Yoğurtta süt ürünü olduğu için kişilerde yine uykuya rahat dalmayı sağlayacaktır. Vişneli yoğurt mesela iyi bir tercih olacak. Aynı zamanda kişi uyku problemi yaşıyorsa o akşam yediklerini de kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü eğer ki fazla şekerli, basit şekerli kaynaklardan beslendiyse acıkma süresi kısalarak bir sonraki öğüne yani aslında ara öğünde atlarsa uyku problemi yaşar çünkü mide kazıntısıyla yataktan kalkar ve dolabı açmaya gider. Bu da uyku düzensizliğinin nedenidir aslında kişide. Ayrıca yapılan çalışmalar göstermiş ki fast food tüketimi, kızartmaların tüketimi kişide uyku düzensizliklerini tetikliyor. Bu nedenle mutlaka kişilerin bu besinlerden de uzak durması gerekli. Aynı zamanda beslenmelerine tabii ki ekleyebileceği çaylar da var, besinler de var. Çaylardan örneğin papatya çayı, melisa çayı, kişilerin rahat uyku uyuması sağlayacak çaylardandır. Aynı zamanda kişilerin uçucu yağlardan da uyku problemi yaşayan kişiler faydalanabilir. Örneğin yastıklarının yüzlerine denk gelmeyecek tarafını 3-4 damla damlatacakları lavanta yağı, melisa yağı. Tabii bunları güvenilir kaynaklardan bulmaları gerekli. Yine uykuya dalma sürelerini kolaylaştıracaktır diyebiliriz. Kişiler kahve, çay tüketimlerini özellikle yeşil çay metabolizma hızlandırıcı olarak kullanılıyor ancak uyku problemi yaşayan kişilerde yeşil çay da uykusuzluğa neden olabilir. Çünkü bütün bu saydığımız içecekler aslında kafein içerikleriyle ortak bilinir. Bir de bilinmeyen kafein kaynakları vardır ki işte çikolata kişilerin daha çok tüketmeyi sevdikleri kakao kaynaklı. Ama ancak kakao da yine uykusuzluk problemi çikolata da yapabilir çünkü kafein içeriği de vardır. Asitli içecekler, kolalı içecekler. Yine kişilerin mutlaka dikkat etmeleri gereken besinlerden. Su tüketimi uyku problemi yaşayan kişilerin dikkat etmesi gereken bir nokta. Mutlaka kişi eğer ki uyku düzensizliği yaşıyorsa, gece uykudan uyanıp da idrara kalkıyorsa mutlaka uyumadan bir saat kadar önce su ve sıvı tüketimini sonlandırması gerekiyor. Şimdi biraz acı lavantanın işte çok fazla koymamak gerekiyor. Bir de şu var, hepsi yaprak bitki ya. Melisa çayı da yine uyku problemi yaşayan kişiler için oldukça önemli. Ardından kaynar suyu ilave edip yaklaşık bir 10-15 dakika bekliyoruz. 15 dakika bekledikten sonra fincanımıza çayımızı alıyoruz. Ve dileyenler, etkisini arttırmak isteyenler bir tatlı kaşığı kadar da bal ilave edip afiyetle içebilirler. Nasıl geçti?